değerli basın emekçileri hepinize önce sağlık diliyorum. Sonra huzurlu, mutlu çalışmalar diyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bütün araştırma şirketlerinin bir ortak paydası var. Toplumun birinci önceliği hala COVID-19 hem sağlık kaygısı, can güvenliği kaygısı hem ekonomik kaygı hem de gelecek kaygısı yüksek bir şekilde maalesef devam ediyor. Eee hava tahmini yapar gibi aşı tahmini yapılması doğru değil. Büyük devletlerin bu konuda gerçekten bir takvimi var. Güya Sağlık Bakanlığımızın da bir takvimi var ama hiçbir türlü de bu takvim işlemiyor, çalışmıyor, çalışamıyor. Bazen Cumhurbaşkanı müdahale ediyor. Çalışmıyor, çalışamıyor. Bazen belki teknik aksaklıklar, bazen şaibeli işler, en son ilaç firmasına ödenen 12 milyon dolar gibi. Velhasıl bu da toplumun kafasını daha da karıştırıyor. Sayın Bakan iyi niyetle belki ama bir kampanya çağrısı yaptı gene dün. Aşı kampanyasına destek çağrısı yapıyor. Tamam hay hay baş üstüne Sayın Bakan. Zaten toplumda aşı olmak istemeyen de herhalde binde iki üç. Yani insanlarımızın aşıya bir refleksi, defansı, rezervi yok. Lakin ortada aşı yok. Aşı yok. Okulları açtık. Başarılar diliyoruz sevgili öğrencilerimiz, öğretmenlerimize, okullarımızda çalışan ve hep göz ardı edilen hizmetli denir ama onlar aslında destek personeli demek lazım. Destek personelimize, okul yöneticilerimize başarılar diliyoruz. E, öğretmenlerimiz henüz aşılanmadı. Nasıl olacak Sayın Bakan? Aslında Sayın Bakan'a sormamak lazım. Çünkü her şeye karışan Erdoğan bu işlere de karıştığı için Erdoğan'a sormak lazım. Erdoğan nasıl olacak bu iş? Öğretmenleri aşılayamadım. Dünyada ilk beşteyiz diyorsun. Bundan iftihar ederiz. Ama öğretmenlerimizi aşılanmadan okulların açılması tartışılır. Değerli arkadaşlar. Vaka sayıları artıyor. İşte burada var. Bu bakanlığın tablosu. Vaka sayıları artıyor. E Tedbir ne ola? Tedbir elbette maske, mesafe, temizlik birinci tedbir. Ama ana tedbir aşı. Fakat biz bir yandan normale dönme sürecini başlattık. Evet, esnaf perişan, çalışan çalışamayanlar perişan, insanlar perişan. Ama bu normale dönmenin kapısını açacak olan aşıdır normala döndük demekle normale döndü, döne, dönerseniz gerçek bir normal kapısını aşıyı ciddi bir takvimle devreye koymadan hayata geçirirseniz e olmaz. Daha trajik tablolar bizi bekliyor olabilir. E biz şimdi parlamentoda mecliste bu işle ilgili birini sorumlu tutmayacağız mı? Devletin iş ve işlerini gören bir hükümet yürütme organı var. Hükümet yok da bir yürütme var, bir yürüten var Sayın Erdoğan. E buna bunun hesabını soracağız. Biz böyle şeyleri sorunca Erdoğan çatlıyor patlıyor. Ben de bunu anlamıyorum. Yalnız vatandaşlarımıza e, bizim tabi çağrımız da var. Sakın ola ki AK Parti kongrelerini örnek alıp normale dönmeye kalkmayın sakın kendinize Erdoğan'ın bulunduğu cenazeleri, Erdoğan'ın yaptığı, katıldığı ya da telekonferansla katıldığı kongreleri Erdoğan'ın açılışlarını alıp da kendinizi de hayat normale döndü zannedip riske atmayın. Çünkü Erdoğan'ın kongreleri, Erdoğan'ın katıldığı cenazeler, Erdoğan'ın yaptığı açılışlar sui misaldir. Kötü örnek. Atalarımız ne güzel söylemiş. Suyu misal, emsal olmaz. Şu anda COVID-19'da mücadelede hiç dikkate almayacağınız yaşam tarzı itibariyle günlük yaşantısı itibariyle Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve onun takımıdır. Vatandaşlarımızın bu zor dönemde maske mesafe temizlik kuralına uymalarını ben de onların vekili olarak eee rica ediyorum. Bu işin şakaya gelir bir yanı yoktur. Aşıla aşı iki faz aşı yapılana kadar herkesin maske, mesafe, temizliğe dikkat etmek suretiyle ayakta kalması lazım kalabilirsin. Esnaf yere düştü, çiftçi yere düştü, emekli yere düştü, öğrenciler yere düştü. Pek ayakta kimse de kalmadı. Ayakta lebalep AK Parti kongrelerine katılanlar var. Bunların hepsi özel olarak aşılanıyor onu biliyoruz. Hepsinin testleri yapılıyor, onları biliyoruz. Bu tabloyu bir tablo değil. Sağlık Bakanlığı bir parça da olsa bu zor süreçte Erdoğan'ın kontrolünden ve basıncından kurtulmaya da çağırıyorum. Adalet Bakanımıza çok 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 teşekkür ediyoruz. Şöyle bir cümle kullanmış. Bir ülkede demokrasi açığı varsa o ülkede bütçe açığı var demektir demiş. Günaydın. Ben bu mecliste Sayın Adalet Bakanı ben deyim 10 sen de 20 defa şöyle la bir laf ettim. Sık sık da ederim. Çünkü o Türkiye'nin reçetesidir. Tıkır tıkır demokrasi, şıkır şıkır ekonomi. Bu bana ait bir sözdür. Türkiye'nin çıkış noktası da bu olmalıdır. Biz bu ucube sisteme karşı çıkarken üç şey yok olacak dedik Adalet Bakanı. Bir, demokrasi yok olacak. İki, kuvvetler ayrılığı yok olacak. Üç, adalet yok olacak dedik. Bizim söylediklerimizin Adalet Bakanı tarafından tespiti, teyidi bizim açımızdan güzel ama Türkiye açısından çok vahim bir tablodur. Adalet Bakanı bu ile yerinde bir durum tespiti yapmış ve sisteme sarı kart göstermiştir. Bu ifadenin karşılığı sisteme Erdoğan'ın ucube sistemine sarı karttır. Ve bu Adalet Bakanı tarafından gösterilmiş ise bu daha da anlamlıdır. 18 yılda demokrasiyi tahrip eden demokrasi klasmanında Türkiye Cumhuriyeti'ni üçüncü lige indiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Demokrasiye tahammülü olmayan Recep Tayyip Erdoğan. Demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunu bilmeyen Recep Tayyip Erdoğan. İşine gelmeyen mahkeme kararlarına ve mahkeme başkanlarına kafa tutan Recep Tayyip Erdoğan. Tweet atanları hapse dolduran Recep Tayyip Erdoğan. Eleştirenlere e, para cezası yağdıran, tazminat yağdıran Recep Tayyip Erdoğan. Türk demokrasinin önündeki en büyük engel Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasıdır. Kafasının içidir. Genetik seceresidir. Şimdi insan hakları eylem planı masalıyla toplum yeniden uyutulmaya, Türkiye'nin gerçekleri perdelenmeye çalışılıyor. Bugüne kadar yanlış yapmışız, özür dileriz, orta yerdeki anayasaya uyacağız demeniz yeterlidir. Sizin planınız orada kaldı. Bu anayasa eksik mi? Eksik. Darbe anayasası mı? Darbe anayasası. Ama bir gerçek var. Yanlış hatırlamıyorsam 2002'de bu anayasa 177 maddeydi ve bunun yüzü aşkın maddesi değişti. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin önünde bir engel yok anayasaya göre. Düşünceyi ifade özgürlüğünün önünde bir engel yok anayasaya göre. E, e, kanaat açıklamanın önünde bir engel yok. inanç özgürlüğünün önünde bir engel yok anayasaya göre. Seyahat etme özgü, e, özgürlüğünün önünde bir engel yok anayasaya göre. Ama ta, e, ziraat odalarının Ankara'da mecliste haklarını... Ee, dile getirmek, taleplerini dile getirmek için Ankara'ya girişlerini engellemenin önünde hangi yasal engel vardı Erdoğan? Sen şimdi bize insan hakları eylem planından bahsediyorsun. İşçilerin gösteri grev yapmasın önünde, öğrencilerin barışçıl bir şekilde şarkılar, halaylar, türküler söyleyerek eylem <laughs> gösteri yapması önünde hangi anayasal yasal engel vardı Erdoğan? Sen bize şimdi bu masalı okuyorsun. Geç bunları. Bence eğer bir şey yapılacaksa şöyle yapılması lazım. İşe şöyle başlayabilir Sayın Erdoğan. Boğaziçi'li öğrencilerimizden özür dileyerek bir beyaz sayfa açabilir. Boş sayfa. 180 madde mi bu plan? Bu 180 sayfa kağıda yazık, kağıda o yazı kağıda yazık. Bence cumartesi annelerinden tekmelettiği, cumartesi yoplattığı cumartesi annelerinden özür dileyerek Erdoğan bu işe başlayabilir. Bence tekmelettiği Soma maden işçisinden özür dileyerek bu işe başlayabilir. Topluma hedef gösterdiği Ayşe Buğra hocamızdan özür dileyerek bu işe başlayabilir Erdoğan. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan özür dileyerek bu işe başlayabilir Erdoğan. Sonra da çıkar toplumun karşısına der ki, Ey Türk milleti. Ben bundan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyacağım, uyulmasını tavsiye edeceğim. Der, demeli. Anayasa Mahkemesi kararına uymayan ilk derece mahkemesine bir laf etmeli. Sonra Trump için Brian Brunson'ı bırakırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Osman Kavala'yı niçin bırakmadığını topluma izah etmeli ya da demeli ki oldu bitti hırsım aklımın önüne geçti olmamalıydı demeli Erdoğan ve cezaevindeki gazetecilerde siyasetçilerde akademisyenlerle ilgili uzun tutukluluk hatta e iddianamesi hazırlanmadan hapse koydukları insanların çıkması özgürlüğüne kavuşması gerektiğini söylemeli Erdoğan. Ve sonuçta da Erdoğan anayasaya gölge etmemeli. Meclise baskı yapmamalı. Yargıya talimat vermemeli. İnsanların yaşam tarzına karışmamalı toplumu bölmemeli ve devleti çürütmemeli. Bunlar olursa hiç yeni bir yazılı metne gerek kalmadan, yeni kanun çıkarmadan, yeni bir anayasa yapmadan bile, biz bu anayasa kalsın demiyoruz ayrama, bu toplum biraz huzur bulur. insanlar biraz nefes alır. Söyleyeceğimiz bu konuda bu. Efendim bugün şöyle bir laf etti. Son iki yılda yaptığımız reformlar başlı başına destandır. Şimdi şarkı söyledi, hikaye anlattı, türkü söyledi bunları biliyoruz. Şimdi de destan işi çıktı. Geleceğim o destana. Ama önce şunu söyleyeyim. AK Parti döneminde Erdoğan döneminde Türkiye'de bir reform yok. Ne var? deform var. Türkiye deforme ediliyor. Enine boyuna deforme ediliyor. Kültürel olarak deforme ediliyor. Sosyal olarak deforme ediliyor. Ekonomik olarak deforme ediliyor. Ve Erdoğan'ın destan yazdığı son iki yılda ne oldu derseniz mesela soruyorum Erdoğan'a büyüme oranı yüzde beş nokta sekizden yüzde bir nokta sekize indi. Bu Erdoğan'ın destanıdır işte. Türk lirası dolar karşısında son iki yılda değer kaybetti. 4.7'den 7.5'a çıktı. İşte Erdoğan'ın destanı bu. Erdoğan'ın destanı. Enflasyon yüzde 11.9'dan 15.6'ya çıktı. TÜİK'e göre bize göre yüzde 30. İşte Erdoğan'ın destanı bu. Yazdığı destan bu. Faizler %8'den sekizden yüzde yirmi çıktı Erdoğan'ın destanı. Ee, son iki yılda Erdoğan bu ucuba sistem başladığında işsiz sayımız altı milyon sekiz bin iken şimdi on milyon yüz bine çıktı. Erdoğan'ın destanı bu değerli arkadaşlar. Ve devletin iç ve dış borcu 878 milyar liradan iki yılda Erdoğan'ın destan döneminde 1 trilyon 835 milyara çıktı. Bu da Erdoğan'ın destanı. Devletin ödediği faiz yüzde 42 arttı. Bu da Erdoğan'ın destanı. Vatandaşların bankalara borcu 526 milyar lira iken 838 milyara çıktı. Bu da Erdoğan'ın destanı. 2018'de 1714 lira olan açlık sınırı 2719 liraya çıktı. Bu da Erdoğan'ın destanı. Bu destansa aman aman evden köyden uzak olsun. Bu reformsa kapıdan bacadan uzak olsun kardeşim. Ne böyle reform istiyoruz ne böyle destan istiyoruz. Şimdi beyefendi tabii gündem manipülasyonunu, siyaset mühendisliğini pek sever. Çiftçi borç batağındayım, haciz kıskacındayım diyor. Beyefendi millete milli tank hikayesi anlatıyor. Esnaf battım, iflas ettim diyor. Beyefendi millete yerli uçak türküsü söylüyor. Öğrenciler internetim yok, tabletim yok diyor. Beyefendi öğrencilere uzay şarkıları söylüyor. Ve çalışan çalışamayan işsizler açız diyor. Beyefendi yeni anayasa fıkrası anlatıyor. Emekli geçinemiyorum diye feryat ediyor. Beyefendi insan hakları eylem planı masalı anlatıyor. Velhasıl millet ekmek diyor, iş diyor, barış diyor, borç diyor, soğuk diyor, aşı diyor. Beyefendi destan diyor. Bu manzarayı görsel olarak da ifade etmek istiyorum. Bu milletin Türkiye'si Sefalet tablosu ortada. Bu da Erdoğan'ın Türkiye'si altın varak, yaldızlı varaklarda debdebe şatafat tablosu. Burada şatafat, burada sefalet. Bunun neresi destan Erdoğan? Cenazeler biraz önce söyledim. Bu milletin cenazesi, COVID tedbirleri kapsamında bu Erdoğan'ın katıldığı cenaze. Merhumun, merhumenin bir şeyi yok. Eee makamının, mevkisinin bir önemi yok. Mesele Erdoğan katılırsa cenaze bu. Vatandaşın cenazesi bu. Vatandaş Covid tedbirleri noktasındaki düzenlemelere saygılı, saygılı gördüğünüz gibi bu bir cenaze töreni, defin töreni. Erdoğan saygısız. Şimdi Erdoğan saygısız diye dava açabilir. Erdoğan yönetmeliklere, kanunlara, anayasaya, kurallara, kaidelere saygısız. Dava açıyorsa da açacak, yapacak bir şeyimiz yok. Bir sürü var zaten. Bu milletin Türkiye'si, bu Erdoğan'ın Türkiye'si. Bitti mi? Hayır. Ablamız, teyzemiz köyde sürüyü otlatıyor. Güvenlik görevlisi COVID uyarısı yapıyor. Sokağa çıkma uyarısı yapıyor teyzemize, ablamıza. Bu Türkiye. Türkiye'nin gerçeği. E bu da AK Parti kongresi Lebalep. Bu ablamıza, teyzemize, annemize bilmiyorum yaşını. Uyaran güvenlik görevlisinin başındaki beyefendi, İçişleri Bakanı Sayın Soylu'ya soruyorum. Bu ne? Bu ne? Bunun tam adı ne? Bu çelişkinin tam adını Sayın Soylu'ya ama onun da tabii onların hepsi memur olduğu için Sayın Erdoğan'a soruyorum. Ben söyleyeyim. Bu iki resim arasındaki farkı ben söyleyeyim. Bunun adı şudur. Allah'tan korkmamak, kuldan utanmamaktır. Bitmedi. Bu Erdoğan'ın Türkiye'si şöyle söylüyor beyefendi. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız. Evde kal Türkiye, dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istedi. Maşallah Sultanahmet'te dilenecek, Ayasofya'da sadaka dağıtacak beyefendi. Bu da Türkiye'nin Türkiye'si, gerçek Türkiye. Namuslu bir şekilde battık, devren satılık. Erdoğan peki bu ne? 69 ülkeye yardım edecek muktediratta olan bir ülke bu adamın namuslu bir şekilde batmasına seyirci kalıyorsa burada sana günah var. Burada sana vebal var. Bu vebalin de Erdoğan bir bedeli olur. Bir bedeli olur. Her iki tarafta da olur. Ve bir resim daha gösterelim. Bu, bunu göstermeyi de zul sayıyorum ama göstereceğim. Şunun için göstereceğim. Her vesileyle tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet hamaseti yapan, şehit hamaseti yapan Erdoğan'ın Gara katliamında 13 şehitimizin haberinin geldiğinde Nize Kongresi'ndeki mutlu hali. Herhalde bu kongrede bir de şehit annemizle telefonla görüşüyor. Bu da ateşin düştüğü yeri yaktığının görseli. Şehit anamız tabuda sarılmış. Cana gitmiş, canı, Cana gitmiş. Bari birkaç saat kara haberi geldiğinde birkaç saat dişlerini göstermeyeydin Erdoğan. İşte bu Erdoğan'ın Türkiye'si mutlu mesut. Bu gerçek Türkiye. Şehit anası da sarılmış, oğlum sen kalk oraya ben gireyim dercesine üzüntü içinde. Daha ne söyleyeceğiz? Değerli arkadaşlar, manzara bu, tablo bu. E, notlarıma bakıyorum herhalde tamamladık. Bugün sizi de çok yormayalım. Özetle bu tablo karşısında dün de söyledim. Dün de söyledim. Çiçek hastalığı dünyada bitti. Çok şükür. Yok. Niye? Bir tedbir bulundu. Temelli bir aşı bulundu. İşte dünyada bir çiçek şey hastalığı yok. Beş altı yıl önce dünyada enflasyon da bitti. Ama Türkiye'de TÜİK'e göre yüzde on beş nokta dokuz bize göre sokağa, çarşıya pazara göre yüzde otuz enflasyon var ise bunun adı destan olmaz. Karamizah bile olmaz. Bunun adı ucubelik olur. Bunun adı beceriksizlik olur. Bunun adı basiretsizlik olur. Bunun adı öngörüsüzlük olur. Bunun adı vizyonsuzluk olur. Bunun adı topluma ihanet olur. Nokta. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tıkır tıkır çalışıp teker teker tamamladıkça Erdoğan da fokur fokur kaynıyor. Aklını çöp çukur çamurla bozmuş. Çöp çukur çamur konusunda aynaya bakmasını tavsiye ederim. Mesela çukur konusunda hendekleri kazdırırken valilere ve kaymakamlara verdiği talimatı kendisine hatırlatırım. Tıkır tıkır çalışan belediyelerimizi Erdoğan ya hazmedecek ya hazmedecek. Iftira atarak belediyelerimizin çalışma şekli azmini kıramaz. Devletin yapamadığını yapan koskoca devletin yapamadığını yapan belediyelerimizin başarılarını kıskanmamalıdır. Onlara teşekkür etmelidir. Biz teşekküründen vazgeçtik. Ne diyoruz? sinoplu Diyojenin söylediği gibi gölge etme. Başka ihsan istemeyiz. Türkiye'nin geleceğinde CHP olmayacaktır sözünü şöyle bakarsak haklıdır. AK Parti'nin yarattığı karanlık Türkiye'de CHP olmayacak. CHP Türkiye'nin aydınlık geleceğinde olacak. Siyaset mühendisliğini çok sevdi Erdoğan. Cumhuriyet Halk Partisi'ne toplumun tüm kesimlerinin kim o? Köylü, esnaf, çiftçi, işçi, iş arayan işsiz, öğrenci, emekli, memur, sanayici, tüccarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne gösterdiği ilgi ve teveccühü CHP'ye çamur atarak azaltamaz. Aksine arttırır. Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret etmesini etmesine devam etmesini talep ediyorum. Ağzına ne geliyorsa söylesin. Ne denmiştir? Testinin içinde ne varsa o boşalır. Ayrıca her şeyi tayin etmişti. Bir bu kaldı yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi geleceğine de AK Parti'nin siyasi geleceğine de millet karar verir. Millet en son yapılan yenilenen İstanbul seçimlerinde Erdoğan'a ağır bir şamar attı, sert, sıkı bir kulak çekti. Belli ki Erdoğan'ın kulağının acısı hala geçmemiş. Ayrıca AK Parti'de geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz yıl hatta yaşanan ikiz doğumun sancısı da hala dinmemiş. Evet. Evet. Işte demin söylediklerimin bunun da cevabıdır. Kapı kapı kesip Cumhur İttifakı'nı tahkim etmek isteyen eee Cumhur İttifakı'na yama bulmak isteyen Erdoğan eee tıkır tıkır yürüyen Millet İttifakı'na eee tel tel döküldüğünü söylemek suretiyle eee şu şu buradaki benzetme şu olur. Aç tavuk kendini dar ambarında zannedermiş. Millet ittifakındaki bu toplum nezdindeki millet ittifakına yönelik güven, itimat ve teveccüh belli ki Erdoğan'ı çıldırtmaya devam ediyor. Varsın çıldırsın. Ama o çıldırdıça devlete ve millete kötülük ve fenalık yapıyor. Bunun için de üzülüyoruz. Millet ittifakını sarsmaya Erdoğan'ın gücü yetmez. Millet ittifakı iki şey için kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devletinin şan ve şerefini yüceltmek, aziz milletimizin huzurunu, refahını, mutluluğunu tesis etmek. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini yerlere düşüren Erdoğan'dır. Aziz milletimizin huzurunu kaçıran, refahını düşüren, mutluluğunu azaltan da Erdoğan'dır. Erdoğan'ın kırıp döktüğü Türkiye'yi Millet İttifakı onaracaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Kimsenin de Türkiye'nin geleceğinden, demokrasimizin geleceğinden kaygısı olmasın. Sanıyorum tamamdır. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi mesailer. Sağ olun.